Öncelikle bugün Nergis zamanında sevgili Nergis Kumbasar'la ve star ekranları karşısında bizleri izleme lütfunda bulunan birbirinden değerli seyircilerimize, stüdyodaki konuklarımıza ben en derin sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum. Lütfen kabul eder misiniz efendim? Ya nasıl bir zarafet? Böyle gerçekten hep çok zarafet. Nasıl? Çok şıksın. İşte sizlere layık olabilmek için efendim. Acayip şıksın. Gittim Mahmut Paşa'dan bu kumaşı buldum. Evet. Gerçeğim benim bu. Mahmut Paşa'dan buldum. Ya bir şey çizdim. Terzime de diktirdim. Şinasi Günaydın dikti. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Vallahi Şinasi Bey gerçekten çok güzel. Ama bir şey diyeceğim. Sen demek ki bir böyle bir... Sende her şey var ya. Yani birileri gibi yani markalara gidip çok paralar verip de... Ay benim şu çizmem bu kadar, benim kıyafetim şu kadar dolar falan yapamam. Halk 1600 lirayla geçiniyor. Ben bilmem neyin havasını atamam beni alkışlayanlara. Pardon emoa diyorum. Çok haklısın, çok haklısın. Sakın diyorum. Sakın. Evet. Sakın. Pazarlarda da çalıştım. Gel vatandaş gel. En güzel çamaşırlar burada. Ay Allah güzel herkese, sesinle. Allah herkese Nergis'ciğim helalinden, tabii, namusuyla, amin, şerefiyle, amin, onuruyla çalışıp kazanmayı, yemeği içmeyi nasip etsin inşallah. Amin canım. Lütfen. Amin. Amin. Ben bu terbiyeyle yetiştim ailem tarafından ve bu değerlerimi de hep korumak istiyorum. Hani hep yeni çok nesil işte çok saygısız diyorlar. İşte ahlak ölçüleri çok zayıf diyorlar. Olsun bizler onlara güzel örnek olalım. Onlar da değişsinler. Aynen. İşte bu kadar. Çok yani doğru. Aşkım biz de seni burada ağırlamaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten çok beğendim. Hani biraz demin diyordun ya markalar giyiyorlar falan. O markalar görmedin mi? Bizden geliyorlar, alıyorlar. Etiketleri anladın orada mı? Dikiyorlar, ondan geliyorlar bize. Dikiyorlar, 10 katı fiyatına satıyorlar. Aynen. Ama işte benim demek istediğim ne biliyor musunuz? Siz toplumun önünde bir insansanız, hani sanatçı örnek olabilirsiniz. Olmak. İş kadını da, iş adamı da, aynen, siyasetçi de olabilirsiniz, aynen, ama aynen, örnek olma babında sizin ülkeniz Türkiye Cumhuriyeti. Aynen. Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin sanatçısıyım, insanıyım. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Tabii. Ayrıca Atatürk oturarak alkışlanmaz. Sakın! Sakın diyorum, sakın! 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 Bak bütün set ayağa kalktı. Öyle, öyle. Öyle. Bütün ekip ayağa kameralar kalktı. Bile kalktılar. Tabii ki. Allah hepsinden tabii razı ki olsun. Tabii ki. Çünkü hepimiz bilmek zorundayız, aynen, ki aynen, ülkemiz Türkiye, bu aynen, ülkenin de kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ki onun silah arkadaşları sayesinde o milyonlarca şehidimizin kanıyla tabii döşeli olan tabii Anadolu'nun bu bereketli topraklarının koruyucularıyız. Tabii. Gençleriyiz, çok sanatçılarıyız çok, biz. Çok, çok önce doğru memleket aşkı, tabii, önce vatan aşkı, sonra ekmek aşkı. Aynen. O kadar. Ve yerli malı kullanmayı herkese tavsiye ediyoruz. Bir kere lütfen bu çok yerli önemli malı kullanın beni yani. Yerli malı. Ay yerim ben seni. Yabancı mallara gitmeyin. Yerli malı kullanın lütfen. Bak yine güldürdü bizi. Bir şey diyeceğim. Bak bayılır. Bir şey diyeceğim. Ocak için var mı bir şeyin? Hadi onu da bize. Ocak gelince yani diyecek Ocak şimdi ayında bak tekrar zaten yeni şarkım çıkacak şimdi. Türk sanat müziğinde 10 yıldır hiçbir eser üretilmiyor. Hı hı. Ercan Saatçi öyle bir, hı hı, söz yazdı. Hı hı. Sevgili Ufuk Yıldırım öyle bir şarkı yaptı ki. Çok güzel. Sadece ismini söyleyebilirim. Aa, daha şarkının Ocak'ta yani geleceksin. Ya, gelecek. Tamam. O zaman peki yine gelirim sana. Aa, bir sonra bir hep söz gel. Gelirim. Hep gel. Söz ver. Bana kalsa ben her gün senin, ay, yanında olmak istiyorum. Benim. O kadar sıcaksın sağ ki olur ekranda. Böyle evimizin içine böyle neşeler katıyorsun, ay, sen. Sağ olun. Pozitif enerji katıyorsun. Sağ çok olun güzelsin. Böyle bak ekran karşısında, ay, biz annemle bütün ailece Nergis'i seyrederken buna böyle yapmak istiyoruz. Ay şunun canım yanına gitsem de bak şu, ay, canım, şu yanakları canım böyle bir ay sıksam böyle, ay, her yeri ay, böyle ay, ısıra ısıra ay, öpsem diyorum. Ya, çünkü öylesin. Canım canım. Öylesin. Yani ekranın karşısına annelik olgusunu geçiriyorsun. Ay, canım, hani ben çok herkesin ablasıyım, olasın, ben çok herkesin kardeşim, ben herkesin sağ annesiyim olasın diyebiliyorsun. Sağ o enerjiyi veriyorsun. Canım sen İyi de ki varsın. Ay canım sen İyi de ki Nergis zamanı var. Ay. Sen de iyi ki varsın. Hemen bak anne dedin. Anneciğin iyi mi bir kere? Ya işte anne deyince ben
böyle bilmiyorum, biliyorum, sularım hemen biliyorum, kapanıyor benim. Ben de öyle oluyorum. Yani dayanamıyorum. Çünkü babamı 6 yaşında kaybettiğim için. 6 yaşında ilkokula başladım. Bütün okul tatilimde çalışıp kendi defterimi, kalemimi, kitaplarımı çok alıp kendi kendine yetinebilmeyi öğretti annem bana. Annem bir fabrika işçisiydi. Beykoz'da Kundura fabrikasında çalışıyordu. 5 gün orada çalışıyordu. Bir gün ziraatte kazma sallıyordu anneciğim. Bir günde hepimizin okuduğu ilkokulda pazar günleri ademelik yapıyordu annem. Annem bizi böyle genç yaşta dul kaldı 7 çocuğuyla. Ve namusuyla, şerefiyle Nergis'ciğim bizi yetiştirdi. Tabii, çok önemli. Gerçek bir anne. Gerçek bir böyle anlattıkça kadın. Benim gözüm doluyor. İşte ben de öyle çok fena alıyorum. Şu anda nasıl, iyi mi? Yani çünkü şu anda bir demans ve üstüne bir Alzheimer probleminiz var. Yeni evet. De burada işledik. Ben o kadar hassasım ki bu konuda. Nasıl yani, senden iyi mi? Seni tanıyor mu? Ya şimdi çok zor şeyler yaşıyorum. Bu arada yaşıyorum. Bir parantez açıyorum. Yılmaz sadece annesine değil. Yani öyle bir insan ki bütün ailesine baba Yılmaz. Evet. Şimdi iyilikleri ayrı. Onları zaten konuşmaya ya binlerce konserler verdi. 2000 küsur ama... Annen ve aile denilince Yılmaz'ı ben çok anlayabiliyorum. Özellikle de çok yeni kullandık biz bu Alzheimer'ı. Anneciğin evet. Seni tanıyor mu şu anda? Tanıyor mu yani? Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Ben tabii annem deyince ben çok ben fena de öyle oluyorum. Dur. Yani ben elimde değil. Senin, çok özür diliyorum. Sen bir kere çünkü size çünkü benim bir şey hayatta annemden başka kimsem yok. Geçen gün bunları konuştuk ya, işledik ya. Yani Yılmaz aynı. Aynı o insanlar gibi o derece ailesine o kadar yakın, o kadar iyi bakıyor. Yani pamuklarda bakıyor, biliyorum. Evet, annem çok güçlü bir kadın. Çok neşeli, tam bir Karadeniz kadını. Hı hı. Ama şimdi annem Alzheimer oldu ya, böyle bebek oldu ya. Yani bilmiyorum, ben böyle sesler dışında hiçbir şey yapmıyor. Anneciğim diyorum, ben geldim diyorum. Yılmaz'ın geldi diyorum. Sadece böyle gözlerini açıyor. Böyle masum masum bir bebek. Ben bir şey söyleyeceğim size. Bak ilkokulda hocalarım derdi ki öğretmenlerim. Bir gün gelecek. Anneniz babanızın annesi babası olacaksınız demişlerdi biliyor musunuz? Gerçekten o gün geldi. Ben hani bunu yaşıyorum şimdi. Şimdi annem benim evladım biliyor musunuz? Yani ben evladımı korur gibi onu koruyorum. Ona böyle bir az önce sana da sarıldığım gibi çünkü sen de bir annesin ya. Böyle annemin boğazına böyle bir sarılıyorum. Bunu böyle bir kokluyorum. Annemin kokusu bana geçsin. Mesela nereye gidersem gideyim hemen çorabını çıkarıyorum ayağından. Ayağın altını öpüyorum Nergis'ciğim. Yani yani benim annem gerçek bir anne. Yani evlatlarını asla sokağa bırakmadı. Onlar için çalıştı, çabaladı, okuttu. Yani... Ve ben hep şunu söylüyorum, her yerde de söylemeye devam edeceğim. Bütün insanlara söylüyorum, hepinize söylemek istiyorum. Lütfen yaşarken annenizin babanızın duasını alın. Evet. Annenizin babasının helalini her gün alın. Evden çıkarken sarılın, doya doya öpün annenizi, babanızı. Belki o son sarılmanızdır ya. Son birbirinize bir şeyler söylemenizdir. Yani anı ne olur yaşayın ya, onları hiç üzmeyin. Bak ben çok mutluyum aynı zamanda. Evet üzülüyorum anneme, ağlıyorum. İyi bir evlat olmaya çalışıyorum. Ama ben annemden hayatım boyunca hep sana hakkım helal olsun dedi. Ne güzel. Her evden ayrılırken, her işe giderken bana oğlum, evladım sana hakkım her zaman dedi. Her zaman dedi helal olsun dedi. Sen bana dedi evlat oldun dedi. Evlatlık yapıyorsun dedi. Senin yerin çok ayrı dedi. Yani bir anneden bir evlat olarak bunları duymak. Tabii ki beni çok mutlu ediyor ama benim gibi böyle çok hareketli, çok enerjik bir insandı annem. Şimdi o insanın yerine böyle bir bebek var ve ben çok üzülüyorum. Allah bütün hastalara, annem gibi durumda olan herkese şifasını nasip etsin. Şifa ismiyle gerçekten. Tüm hastalarımıza. Yani ağladığım için de özür dilerim. Yok, rica ederim. Ben zaten, ben de bu konuda o kadar hassasım ki Yılmaz, çok hassasım. Şu anda zaten bütün seyircilerimiz de ağlıyor. Hepimiz biz yine burada böyle, ya özellikle bu konuda Yılmaz'cığım, suyum var değil mi? Gerçekten bu konuda biz çok hassasız. Özellikle bu... Annemize, babamıza, onlar bebekleşiyor ya. Yani biz bu konuyu işledik ve burada herkes gözyaşlarına boğuldu.
bir kere bir evlat olarak. Yani şu anda zaten sen her evladın yapması gerekeni yapıyorsun aslında. Ama bu nedense işte bir sürü insan bunları yapmadığı için bu bir özellik oluyor. Ama bu çok güzel bir özellik gerçekten. Sen sadece annen de değil tüm kardeşlerinin babasısın. Sen üstelik ailenin en küçüğüsün. Evet, 7. çocuğum ama ben bütün ailemin babalığını yapıyorum. Gerçekten babamız yok ama ben bütün ailemin babası oldum. Sonra mesela annem bana... Gerçekten. Yani annem gerçekten çok Anadolu ahlakıyla yetiştirilmiş bir kadın. Annem mesela, sevgili seyirciler, ben mesela ilkokuldayken bizi okul aile birlikleri çeşitli vakıflar ve dernekler giydiriyordu, biliyor musun? Yani bayramlarda bizim öyle bir durumumuz yoktu, kıyafet falan alacak. Sabah açın diyordu paketleri, biliyor musunuz? Yani sabah açıyorduk. Bu derneklerin verdiği paketleri, işte bir çift ayakkabı, ondan sonra işte bir kazak, bir pantolon, bir şeyler veriyorlardı bize. Sonra annem, ben şöhrete adım attığımda dedi ki bana, sevgili Nergis, ben sana sütümü helal etmem dedi. Kendini buralara atacaksın dedi, biliyor musun? Ve sen... Ve ben 20 yıldır kendime yüzlerce yardım, vakıf ve derneğine adadım. Acun Ulucalı'yla karşılaştığına kadar da hayatımda hiç para kazanmadım. Ah, halen ailemden ya. Harçlık alıp canım bir yerlere giden bir insan oldum. Çünkü kendimi gerçekten buralara adadım. Hani toplumun kanayan yaralarına nasıl merhem olabilirim? Hep söylüyorum bak, isteseydim 20 yıl boyunca Nergis bütün hastanelere ismi yazdırabilirdim. Laboratuvarlara, hani bütün hastanelere diyaliz makineleri kazandırdım, tabii, sağladım konser gelirlerimle. Laboratuvarlar açtık, tabii, okullar, korunma yurtları, barınma yurtları, 0-6 yaş kim, benim binlerce 0-6 yaş grubu kimsesiz çocuğum var. Ya. Bu ülkede annelik babalık yapmayanlara ben yapmaya çalışıyorum. Ya. Yani hiç kimseyi dışarıdan gördüğü gibi kimse yargılamasın. Kimse hoşgörüsüzlük tabii penceresinden bakmasın. Herkes tabii birbirine empati. Önce insan olalım, insan. Tabii. Önce tabii insanın erdemlerini ya. O kim, bu kim, bu ne giymiş, bu ne yapmış? Bana ne, sana ne, kime ne? Allah'la kendi arasında her şeyi. Sen ne yapıyorsan Allah için yap ya. Ama sen karşındaki misin? Kulu da Allah'ın yarattığını evet unutmadan onu tabii da sevmeye çalış. Ona da saygı duymaya çok çalış. Allah'tan çok dolayı. Bak. Sen bize bir doktorumuz konuk oldu Alzheimer'ı işlerken. Evet. Öyle bir acıklı bir şey söyledik ki, dedi ki aynı apartmanda olup da uğramayan var annesinin yanına. Şimdi bu o kadar önemli bir şey ki. Var. Şimdi bakarsınız Yılmaz dışarıdan enerjik, neşeli. Şimdi ama biraz ben önce, de sizler ya, gibi ya. Vallahi içim kan ağlıyor ama. Ben ya işte Allah'ın ama, nasıl nasip ettiği sağlıklı bedeni mahvetmemeliyim diye düşünüyorum. O bana mesela, düşünebiliyor musunuz sevgili seyirciler? Hani dünyada herkesi Allah yaratıyor değil mi? Tabii. Yani bütün tabii görme, duyma, yürüme, konuşma engelli insanları da Allah yaratıyor. Hiç düşünüyor musunuz? Allah bu kadar milyonlarca engelli yarattığı kulunun içerisinde bizi sağlıklı bir bedende yaratmış. Bize sağlıklı bir beden armağan etmiş. Biz bu bedeni korumak zorundayız. Bu bize bir armağandır. Bunu zehirli maddeler içerek, alkol alarak, sigara içerek bunları sağlıksız hale getirmemeliyiz. Bunları yapanlar, ben özellikle zaten Sigarayla Savaş Derneği'nde çalışıyorum ayrıca. 6 yıldır da insanlığın onur ödüllerini alıyorum bu çalışmamdan dolayı. Yani hiçbir kimse Allah'ın kendisine armağan ettiği bu sağlıklı bedene, sevgili Nergis, o sigara zehrini sokmasın. Çocuğunun rızkını sigaraya vermesin. Çok doğru bir söz. O, o rızkı çocuğuna gitsin, hesap açsın. Çocuğunu büyüyünce en iyi nasıl üniversitelerde güzel okutsun. O zehire verdiği parayla. Çok doğru. Lütfen Allah'ınızı seviyorsanız bravo birazcık bu sigara içerek Allah'a hakaret ediyorsunuz. Allah'ın size vermiş olduğu sağlıklı bedeni zehir sunarak hakaret etmiş oluyorsunuz. Biraz da bu pencereden bakın dünyaya. Çok doğru. Çocuğunuzun rızkını yiyorsunuz. Çok doğru. Ananızın babanızın rızkını yiyorsunuz. Sonra hastalığa yakalandığınızda kanser gibi, ki ben de bunu yaşadım. Şöhrete ilk adım attığımda, sonra elini açıp Allah'ım beni kurtar. Böyle bir dünya yok. Yok. Böyle bir çok inanç doğru yok. Sen kendine bakacaksın. Sana Allah'ın emanet verdiği bedenine sağlıklı bir şey. Az önce mesela işte sağlıktan bahsediyorsun. Bana mesela hemen de ki işte sağlıklı hareketler yap. Hemen yaparım. Çünkü güne öyle başlıyorum.
Biliyorum. Hadi. Biliyorum ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Sen benim hayatımda gördüğüm en azimli insanlardan birisin. Öyleyim. Acunların kanalında Survivor'a gittiğinde. Babam Yılmaz vermiş. Aynen. Fakat annen seni seyrederek konuşmaya ve seni tanımaya mı başladı? Survivor'da evet. Onları yaşadı annem. Beni Survivor'da izlerken annem daha çok hareket etmeye başladı yatağında. Daha çok kelimeler üretmeye başladı ablamlara falan. İşte diyorum ya bak Survivor'a da niçin gittim? Onu da açıklayayım mı? Hayatımda gitmeyeceğim tek programdı. Sevgili Acun Ulucalı ile şey yaptık. Kendisine çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sevgiler. Dünyada tanıdığım en özel kalpli insanlardan biridir. Onu görünce parayı tanıdım. Açık söylüyorum. Hiç para mara umurumda. Bana dedi bak sen nasıl bir sanatçısın dedi ya. Sen nasıl bir insansın? Ben çünkü aldığını veriyorsun hayatım. Bana resmen şöyle söyledi. Benim dedim mali işlerimi yapan aileyle 15 yıldır içli dışlıymışın. Hani bir Acun Ulucalı lafı geçmemiş. Geçmediği gibi de bütün hayatını buralara adamışın. Hiçbir şeyden kuruş almamışın. Almamışsın. Ailenden harçlık alıyormuşsun. Bu iş böyle devam etmez morgülüm dedi. Sen çok büyük bir sessin. Çok iyi bir insansın. Sen artık bunu paraya çevirmelisin. Yaşlandığında kimse sana bakmaz. Paran bakacak sana dedi. Doğru. Onun için dedi biraz ticari kafanı çalıştırman lazım. Sana bu yüzden program yaptıracağım kanalımda dedi. Ve ben ama Survivor'a ne için gittiğimi söyleyeyim. Kendisiyle şöyle anlaştım. Ne için gittim? 38 tane hasta çocuk Sağlık Derneği'nin temsilcisi olarak ben Survivor'a gittim. Birinci kim olursa olsun o paranın yarısını bu vakıflara adarsanız ben buraya geliyorum dedim. Bravo. Öyle anlaştım. Vallahi evet. Bravo. Yani para yok benim hayatımda. Sevmiyorum parayı ben. Tabii deme de öyle. Niye biliyor musun? Hani olmalı. Niye? İşte sağlığımız i̇dame için olmalı. İdame ettirmek için. Hah, idame yani Allah ettirmek bizi gördüğümüzden için. Geri aynen. Bırakmasın. Aynen. Gerçekten yani aynen. Hani sabah yiyecek içecek ekmeğimiz olsun. Aynen. Rızkımız olsun. Yani hiçbir şeyin fazlasına hayal etmiyorum. Hiçbir şeyin fazlasına göz koymuyorum biliyor musun? Çünkü anı yaşayalım. Belki bir saat sonra biz öleceğiz. Bir saniye sonra da burada ölebiliriz. Tabii. Ne olmuş? Allah ne verdiyse yer sofrası, ne sofrası varsa anam onları yiyelim kalkalım. Aynen. Huzurumuz olsun. Sen bu yüzden bir çocuk sahibi sağlığımız olmadın? Sağlığımız olsun. Ha? Zaten benim binlerce çocuğum var Nergis'ciğim. Ya. Yani 0-6 yaş binlerce kimsesiz çocuğun babalığını yapıyorum. Yüzlerce lösemili çocuğum var. Yüzlerce otizmli çocuğum var. Yüzlerce Down çocuğum var benim. Babalık yapmayanların yine ben babayım ben. Ben babalık bu yapıyorum. Bu arada bir gün bile de bunları sosyal medya hesabından ben görmedim. Bunları, bunları da paylaşmam. Allah için hiç görmedim yok. Sosyal medya böyle ama duyarım, paylaşmam. Bilirim. O çevreden insanları tanırım. Evet. Yılmaz'la ilgili... Çok da sevdiğim bir arkadaşım var Özlem, ortak arkadaşımız. Acayip Özlem, değil mi? Evet. Canım benim. Senin altın kalbini hep söyler. Allah razı olsun. Bir telefonla der bir şeyim vardı, iki dakikada hemen halletir giderim. Der. Bak söylüyorum. Gerçekten. Kim olursa olsun komşularıma da bunu yapıyorum. Yani ben hani uydurmuyorum üçte, bunu arkadaşımla. Üçte beşte sağlık çorbası pişirip tencerenin üstünü böyle jelatinlerle kaplıyorum gidiyorum. Tavuklu affedersiniz sağlık çorbası yapıyorum. İçine böyle bak orada da aşçımız bakıyor ya mercimekler, havuçlar, patates rendeleri ay neler ilave ediyorum biliyor musun? O çorbayı içen bir daha gribe yakalanmıyor. Ay canımsın. Evet. Bu arada yalnız... Çok hani dedim ya azimli. Hayır, Seda Sayan var ya canlı yayına bağlansın da söylesin. Onu hastayken nasıl bebekler canım, gibi baktım. Bakarsın. Ayaklarına kadar masaj yaptım. Bakarsın. Ya bakarım. Canımsın. Bak Ayşe teyze annesi çok seviyorum. Allah ona çok sağlık İnşallah. Uzun ömürler versin. Bütün İnşallah. Annelerimize de başımızdan eksik etmesin. Bak annesini, kız kardeşlerini, erkek kardeşlerini hepsini bıraktı. Seda Sayan bir zamanlar bir önemli bir ameliyat geçirdi yurt dışında. Yanında ben vardım. Ay canım benim. Yok ben sen gidersin sen varsındır anladım. Her yani yerde zaten. Yani beni komşum da çağırsın Nergis. Canım benim. Sen de çağır. İşte ben akşam bak gece beni ara sabah Yılmaz programım var. Ne olur gel bana sesim çıkmıyor yardımcı ol. Ben gelirim sana programı sunarım birlikte yani. Buraları silerim ederim hiç böyle komple Seda ile görüşüyorsun yok. Hala tabii, zaten. Tabii tabii. Bak televizyonlara giriyor. Mesela şimdi giyken de yaptım yani. Paspası aldım. Teyzenin elinden, ablanın elinden. Abla dedim biraz siz olur mu dedi. Niye olmasın dedim ya. Benim annem de dediğim zamanda senin gibi çalışıyordu. Ne olmuş? Tabii. Ben de senin gibi insanım. Tabii ki hepimiz. Yani hepimiz. Empati yapalım birbirimize çok ya. Çok doğru. Çok anladın doğru. Mı? Helalinden kazanınca çok doğru. Hiç kimse için bu ayıp bilmem ne değil ki abi. Yerde aynen. Silerim,
tuvalette temizlerim. Aynen. Namusumla çalışırım. Aynen. Kazanırım abi. Aynen. Bu kadar. Aynen. Yani bu kadar. Çok haklısın. Bu kadar. Öyle komplekslerim yok benim. Çok haklısın. Legolarım falan yok benim. Egolarımı Lego yaptım. Yıllar önce Eyüp çocuk yuvasına götürdüm. Bütün oyuncaklarımı çocuklar sevindirdim. Onlara dağıttım. Çok iyi yaptın. Öyleyim çok yani. Çok iyi yaptın. Bu arada fotoğrafların çok güzel yalnız. Bu azimden çocuk dolayı. Çocuk güzel. Çocuk güzel. Vücut yaptı. Bak azme bakın yani değil mi? Nasıl yapıyorsun? Sabah mı gidiyorsun? Hangi araya sığdırıyorsun? Spor salonuna mı gidiyorsun? Ben şimdi bakın hani ekrandan özür diliyorum. Ha. Ha, şunu çıkarayım mı? Çıkar şekerim. Gerçi şey de var burada. Ha. Şeyler ha. Düşer. Ha. Şimdi bakın bu benim yatağım. Tamam. Bak. Çok şimdi ben yataktayım bak. Ya. Şimdi evet. Kalktım ya bak. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. İşte gösterdiğim bugün bu gece için sana hamd ederim, şükrederim, teşekkür ederim. Allah'ım beni, ailemi her türlü kazalardan, belalardan korumayı evet. Nasip et ya Rabbim. 7 tane ayetel kürsü, 7 tane ihlas süresi okuyorum, evet. Bir Fatiha okuyorum. Dualarımı bitirdim. Ondan evet. Sonra başlıyorum bak. Bunlar. Daha yatakta ama bak söyleyeyim. Bunlar. Böyle böyle. Helal olsun. Tabii tabii bak şunlar. Bak kalkıyorum. Böyle. Bunlar. Bravo. Bu. 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 Vallahi süpersin. Bu, 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 bu. Ya, ya. Kardeşim üşenmeyin, anam, üşenmeyin. Aa, hiçbir şey üşenmem. Vallahi billahi. Yani her şeyimi kendim yapıyorum. Hiç umurumda değil. Bak seyircinin karşısındayım. Neysem oyum. Sabah bunları yapıyorum tamam mı? Herkesin ne, ağzı açık kaldı. Ne hissediyorsam onu konuşurum. Vallahi siz de öyle yapın. Öylesin. Bak, çok doğru. Bak bir vine çekeceğim şimdi önümüzdeki günlerde. İlk sana paylaşayım onu. Evet. Bak öyle bir zamanlardayız evet. Ki sevgili seyirciler. Bak herkes böyle karakterleri değişti insanların. Bunlara kara mizahi mesaj vermek için. Herkes her şeyde al gülüm ver gülüm. Vallahi oldular ya. Öyle oldu. Ben doğru. De diyorum ki şimdi herkese her şeye al gülüm ver gülüm. Ben üç maymunu oynayamam. Çünkü Yılmaz Morgül'üm. Vay! Bu kadar.